ya? Artık dinlediğin müziğe de mi karışıyorsun? Ich bin 20 Jahre alt, tamam mı? Bir şeyine falan karıştığım yok Çiğdem. Konuşmamız lazım, ondan kapattım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Sana hesap vermek zorunda değilim. Şimdi çık dışarı. Bana bak Çiğdem. Ne altlar edin umurumda bile değil. Ama önemli olan babam ve sen de onu üzmeyeceksin, tamam mı? Canımı acıtıyorsun. Bak, babam o zıkkımı içmeye bıraktığını sanıyor. Ve bu yüzden çok mutlu. Bir daha Nazan denilen o keş arkadaşını buraya çağırıp uyuşturucu alemi yapmayacaksın, tamam mı? Bırak kolumu, bırak! Dur, kop! Ne oldu evladım? Kızım, yine kavga mı ettiniz? Ben senin kızın falan değilim. Oğluna sor. Mert, ne istiyorsun evladım sen bu kızdan? Durmadan kavga ediyorsun. Baba oturup iki dakika adam gibi bir şey konuşulmuyor ki hemen kavga çıkarıyor. Evladım biraz suyuna git be yavrum ya. Bak, yani kız bizim için Almanya'ya dönmekten vazgeçti. Uyuşturucuyu bıraktı, az şey mi bunlar? Baba, bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğim şeyler bakayım. Neyse babacığım, çok da önemli değil. E bak, madem ki önemli değil, abartma sen de. Suyuna git evladım. Köstek olma, destek ol. Ha? Tamam babacığım. Hadi şöyle, hadi. Gel şu sofrayı hazırlayalım hadi. Baba, ne yapıyorsun? Burada iki tane eşek kadar çocuğum var, sen mi topluyorsun baba sofrayı? Hanımefendi de yayılmış, oh keyfe bak. Mert ya, her sabah aynı terane ya, bıktım ya. Of. Ya oğlum Mert, bırak şu kızla uğraşmayı evladım, ben halimden memnunum. Baba tamam, ben hallederim. Of. Alo. Morgen. Keçi. Ben aramazsam aramıyorsun. Ne o? Yoksa o ezik abim Mert'ten mi çekiniyorsun ha? Nein. Er ist ein Dummkopf. Sen Almanca'ya geçtiğine göre o ezik yanında galiba. Neyse, öğleden sonra parti var. Gelsene. Warum nicht? Wo denn? Wann soll ich kommen? Yarım saat sonra buluşuruz seninle, okey? Okey. Kim aradı kızım? Arkadaş Almanya'dan. Ne zaman döneceksin diyor. Sen ne dedin? Şimdilik dönmüyorum dedim. Aferin, iyi demişsin. Ayrıca belki burayı seversin, hiç gitmezsin değil mi? Ne güzel olur. Ramazan abi huzur evine dansöz sokmuş öyle mi? Helal vallahi. Ya bu Ramazan baba da her gittiği yeri iki dakikada karıştırıyor ya. Ya sormayın ya. Müdür hanım huzur evinden göndereceğim. Biraz zar zor ikna ettim. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba baba. Günaydın ağam. Günaydın. Buyur Taşerkan'ın çayını getirdim Nur babacığım. Afiyet olsun. Babaların en yakışıklısı, en güzeli. Allah'ın böyle güzel insan yaratığı da ben hayran kalırım. Bravo yani. Bana bak sabah sabah yalakalık istemez. Ayrıca izin istiyorsan izin bizin yok canım. Hadi bakayım. Hadi. Aa, izin bizin isteyen yok ki Nuri babacığım. Ben gerçekleri söylüyorum. Boşuna dememişler. Doğru söyleyeni Tokuz köyden kovarlar. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam Reşam. Hayırdır ya sen buralar? He? Yolum İstanbul'a düştü. Bir Seyit kardeşimi görem dedim. Ha, iyi yaptın iyi. Ağalar bu benim köylüm Reşo. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ağalar. Merhaba Reşo kardeş. Hadi gel biz çardağa geçip sohbet edelim. Ali Kemal bize iki çay kap getir he mi? Hadi. Hadi gel. Nedir, nedir bu be? Nazan nereye kayboldu ya? Banyoya gitti. Yine damardan beslenmeye gitmiştir. Dalga mı geçiyorsun ya? Şvain. Nazan orada mısın? Nazan iyi misin? Nazan, aç şu kapıyı. Nazan! Hadi canım, şuraya bırakalım. Abi bunun durumu çok kötü ya. Ölürse falan başımıza kalır vallahi. Ağlama oğlum hemen. Birileri görüp hastaneye haber verir nasıl olsa.
Yürü yürü. Tüyelim oğlum. Çiğdem. Çiğdem neredesin kızım? Pasaportum nerede? Pasaportumu nereye sakladınız? Ne oluyor evladım? Ne pasaportu? Pasaportu ne yapacaksın? Sıkıldım artık. Almanya'ya geri döneceğim. Sizden de bu lanet şehirden de sıkıldım artık. Evladım ne oldu birdenbire? Sabahleyin gayet iyiydin. Hani kalmaya karar verdim diyordun. Sana Almanya'ya geri döneceğim diyorum mal kafa. Anlamıyor musun? Pasaportum nerede? Pasaportumu istiyorum. Hayırdır memur bey? Çiğdem Yılmaz burada mı oturuyor? Evet. Bir şey mi oldu? Bizimle emniyete kadar gelmesi gerekiyor. Hayır Nuri. Hayır. Benim hiçbir kabahatim yok. Hiçbir şey yapmadım ben. Olay nedir memur bey? Nazar adında gurbetçi bir Türk kızı aşırı dozda uyuşturucu almış. Hastanenin önüne bırakıp kaçmışlar kendisini. Telefonunda da en son Çiğdem Hanım'ın çağrısı kaydedilmiş. Ne diyorsunuz? Çiğdem kızım? Hiçbir kabahatim yok benim Nuri. Hiçbir kabahatim yok. Kurtar beni ne olursun. Kurtar. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Ben sana inanıyorum. Tamam. Mahkeme başlarken hepimiz birer doz almıştık. Ama belli ki Nazan'a yetmemiş. Banyoya gidip bir doz daha enjekte etmiş. Uyuşturucuyu kimden alıyordunuz peki? Almak istedikten sonra satıcı çok... Çiğdem! Bana bak! Hani sen kullanmıyordun artık? Hani bırakmıştın? Yalan söylüyor, yalan! Kendini temize çıkarmaya çalışma kızım. Hepimiz aynı batağın içindeyiz işte. Nazan Bahar'ı hastanenin önüne hanginiz bıraktı? Bana bak! Sen orada mıydın? Doğru söyle bana! Doğru söyle! Kızlar yoktu. Panik yapınca gönderdik ikisini de. Nazan'ı hastaneye biz götürdük. Ama başımızın belaya gireceğini düşünüp orada bıraktık. Kendi başınız belaya girmesin diye arkadaşınızı ölüme terk ettiniz öyle mi? Hayır. Hayır. Hastanenin önünde bıraktık biz. Nasıl olsa birileri bulacaktı orada. Hüseyin, bunları içeriye al, ifadelerini yazıp imzalasınlar. Sabah erkenden nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Ayrıca bu uyuşturucu satıcılarıyla ilgili topladığımız bilgileri de bizim ekiplere inet. Sağ üstü komiserim. Yürüyün. Ali ile nöbetçi mahkemeye çıkarmışlar. Bereket suçsuz çıkmış da serbest bıraktılar Çiğdem'i. Aa ne kadar güzel, ne kadar güzel. Arkadaşının başına gelenlerden sonra tedaviyi kabul etti. Ben de bir kliniğe yatırdım. Oh çok güzel. Artık inşallah senin bu kızcağızın ıslah olur da bile dizinin dibinde oturur artık. Ha? İnşallah be Osman'cığım.